felakete uyandı pazartesi sabaha doğru. Tabii öncelikle yakın akrabalarımıza baktı, kardeşlerimize. Bir kardeşimizden haber alamadım. Evine gittiğimizde göçük altındaydı, enkazdı, yıkılmıştı. Ne yapacağımızı bilemedik. Sağdan soldan yardım çırpınmaya çalıştık. Bir yardım dilendi. Kimseyi bulamadık. Bireysel çabalarımız sonucunda yani birkaç gün her gün enkaza git gel. Ya bir sürü kimseyi bulamadım. Zaten Adıyaman Belediyesi kendisi yıkılmıştı. Belediye binası yokturdu. Yetkili kimseye ulaşamadık. Bilemedik. Yollar kapalı. O çaresizliğin en dibini yaşadık. En alasını yaşadık. Devletten bir şey bekledik. Devlet gelecek. Bir filmlerde şurada burada görürdük. Kurtarma köpekleri, ses dinleme gibi şeyler. Kurtarma ekipleri bekledik gelirler diye gelmediler. Birkaç günün sonucunda artık umudumuzu kestik yardımdan. Bireysel girişimlerimizle önce Manisa Alaşehir Belediyesi Başkanı sağ olsun bize bir ekip gönderdi bizim için, kurtarma ekibi. Onlar da çarşamba günü akşam buraya vardılar. Daha sonra perşembe günü Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye çalışanları sağ olsunlar bize. Bireysel çabalarımız sonucu, bireysel girişimlerimiz sonucunda geldiler. Üçüncü günün sonunda biz devletten biz kazı yaparken orada birkaç tane yelekli Batman narkotik diye yelek giymiş polisler gördük. Bir devlet ibaresi olarak o gün gördük. Perşembe günüydü. Onun haricinde... Onlar yardım etti mi size? Gelip baktı. Enkazın 3-4 kişilerdi toplu. Hatta ben fotoğraflarını da çektim. Enkaza baktılar. Kendi arasında belki de bir tanıdıkları vardı. Orada tanıdıklarını bekliyorlardı. Tanıdıkların... Çünkü bu enkazın altında 17 tane can vardı. 17 kişi vardı. Biz aslında çok çırpındık, çok didindik. Kimseye ulaşamadık. Kimseyi göremedik yanımızda. O insanlar... Bizim cesetlerimizi çıkardığımızda muhtemelen donarak ölmüşlerdi. İlk müdahale etselerdi o 17 kişiden bir sürü insanın sağ kurtulabileceğini ben düşünüyordum. Düşünüyorum. Hala öyle o kanıdayım. Bizimkine ulaşabildiğimiz, orada kıyamet var, ulaşılamayan, hiç üzerine gidilmeyen, hala üzerine gidilmeyen binalar var. Orada sağ kurtulu depremden ölmemişse dahi eminim ki soğuktan donarak öldüler. Biz cenazelerimizi cuma günü sabaha karşı saat 2'de 3'te götürüp köyde herhangi bir prosedürle uğraşmamak için detay böyle nasıl diyeyim kağıt kürek işiyle uğraşmamak için götürdük köyde defnettik cenazelerimizi. Ve orada da yine hiç kimseyi görmedik. Siz kente geziyorsunuz, sizce ne kadar durum nedir, kaç kişi? Vallahi ben dün kendi iş, yani biraz sağımıza solumuza bakmaya başladım. İşte kim var kim yok. Kendi cenazelerimizi gömdükten sonra arkadaşlara, dostlara bakalım kimler var kimler. Bir çarşıya indim ben. Çarşı felaket. Felaket tam, felaketini yaşamış. Bütün binaları yıkık. Yani o binalarda kalan... Her binada 50 kişi, 100 kişinin kaldığı binalar var. Cenazelere ulaşılmamış. Yani 10 binler, 20 binlerce insan o... Yani gönül ister ki hiç kimse kalmasın ama bir gerçek de var ki o evlerde, yıkılan evlerde insanlar vardı. Ve o insanlar, ben 20 binden fazla insanın o enkazın altında olduğunu düşünüyorum. Köyleri de hiç bilmiyorum. Şehrin ilçeleri ve köyleri de bilmiyorum ne oldu. Kamuoyuna çağrınız nedir? Kamuoyuna çağrımız... Ya bizi malzeme olarak kullanmasınlar. Deprem oldu. Burada bir felaket yaşadık. İnsanlar örgütlerine müdahale etmesin, yardıma müdahale etmesinler. Burada birileri gelip kazı çalışması yapıyor. Dün ben şahit oldum. Zonguldak madenden gelmişler. Ekip çalışıyor. Canı var dedi. O arada bir ekip geldi. Biz Akut'tan gelmişiz dediler. Onları saf dışı bıraktılar. Orada biz diyor, adam diyor, ben Zonguldak, ben öyle düşünüyorum ki Türkiye'nin en tecrübeli ekibidir Zonguldak maden ekibi. Adamları saf dışı bırakıp birileri o canlı çıkardık diye onun üzerinden prim yap, rant elde, siyasi rant mı artık neyse, onu yapmaya çalışıyorlar.
bizim ölülerimiz üzerinden de ayrıntı yapmaya çalışıyor. Bırakın abi. Zonguldak ekibi çıkarmıştı artık. Abi bitmişti artık. Yani o canlıya ulaşmışlardı Zonguldak maden ekibi. Başka bir ekip geldi. Onları daha yetkiliymiş artık. Onlardan mı neyse bilmiyorum. AFAD, bir koordine AFAD'da herhalde. Onların anlatımına göre söylüyorum. Koordine AFAD'daymış herhalde. Onlar müdahale. Biz kurtardık diye. Oradaki adam da diyor ben 2 gündür bu uğraşıyorum. İşte 1 gündür uğraşıyorum. Ben canlıya ulaşmışım. Canlıya ulaşmışım çıkarmaya. Geldi ben tam çıkaracağım. Geldi ben çıkardım. Evet. Ben o bizim bir şey daha söyleyeyim. Yanılmıyorsam Perşembe günüydü akşam üzeri. Birebir şahit olduğum olay. Bir ekip, canlı bir ekip kurtardı, canlı çıkardı. Bir karı koca genç yeni evlenmişler. Yavuz Selim Mahallesi'nde Adıyaman. Tam çıkaracaklar canlıyı. Başka bir ekip geldi. Biz kendi enkazımız üzerindeydik. İşte canlı çıkacak diye biz seviniyorduk. Bir canlı çıkacak işte, canlı çıkacak. Umut dağıtıyordu o canlı. Bize de umut dağıtıyor. Bizim yeğenler, kardeşlerimiz, yeğenlerimiz de çıkabilir diye bir umut dağıtıyordu. Biz de onlara dağıttık. Ya ekip tam çıkaracak, yeni bir ekip geldi. Onları saf dışı bıraktı. Canlıyı sadece hazır aldık çıkardılar. Tekbirler eşliğinde şov yaptılar orada. Ya biz çok üzüldük orada. Ben çok üzüldüm. Oradaki insanlar da çok üzüldü. Ama bizim tek sevincimiz o insanların canlı çıkmasıydı.